Yasemin onca Badire'den sonra Sinan'la kendisi için mutluluk kapılarının ardına kadar açıldığını biliyordu. Neşe, sevinç kuşları nihayet onun içinde şakıyacaktı. Ne de olsa aralarında artık hiçbir engel kalmamıştı. Sinan'ın evlenme teklif etmesi an meselesiydi. Yasemin, ben sana bir şey soracağım. Ah! Şimdi mi? Burada. Ah! Hiç beklemiyordum bunu. Ay, burada mı şimdi? Burada mı? Ah! Tamam, nimet, kısmet bu. Kısmet, tamam. Ne? Ne? Hazır mı tutam? Sor. Hazırım. Ya ben kazadan önce peynirli mi yoksa patatesli poğaça mı severdim? Ama ne hikmetse beklediği teklif gelmiyor, gelmiyordu. Peynirli. Yasemin. Ben sana bir şey soracağım. Yasemin her an, her dakika evet demeye hazırdı. Hazırım. Sor. Benim gri ceketim vardı ya, lekelenmiş. Onu en iyi kuru temizlemede mi çıkartırız leki, yoksa hani yıkayarak mı, sen daha iyi bilirsin diye soracaktım. Ama Sinan beklediği soruyu sormuyordu. Bunu mu soracaktın? Evet. Derdin günün ceket mi yani? He? Git kuru temizlemeciye ver. Tamam ama niye kızdın ki bu kadar? Kızmadım. Gamze poğaça bekler yavrucak. Sen de git peynirli poğaçanı ye. Yasemin. Biliyordum sanacağını. Teşekkür ederim. Evet. Poğaçaları unutma o zaman. Yasemin'in umutları tükenmeye başlamıştı. Hoş geldin anne. Anneciğim sizi camdan gördüm. Sinan abiyle buluşup pastaneye gitmişsiniz. Bayağı yakınlaştınız son zamanlarda. Buluşma yok. Kapa yavrum şu kapıyı, han kapısı gibi açık. Pastanede karşılaştık. Yalnız başıma gelmemek için birlikte geldik. Bir de bana soruyor. Peynirli mi severim diyor, bana kıymalı mı? Ben senin kılavuzun muyum? Bana ne? Anneciğim peki bu tesadüfler daha ne kadar devam edecek? Yani herkes sizin birbirini sevdiğinizi biliyor. Artık önünüzde bir engel de kalmadı. Böyle daha ciddi bir şeyler, evlilik falan konuşmuyor musunuz? Evlilik meraklısı biri miyim ben? Evlilik meraklısı mıyım? Ben eğer isteseydim 5 kere evlenmiştim şimdiye kadar. Senin de 5 tane üvey baban olurdu. Tamam ya, bir şey demedim. Ben evlenmek istemediğim için evlenmiyorum. Yoksa o Sinan bana evlenme teklif etmediği için değil. O bana bir kere evlenme teklif etmiyorsa ben 5 kere hayır diyorum ona ya, hayır. Tamam hadi kapat bu konuyu artık. Poğaçaları koy hadi. Hadi. Dershaneye geç kalacaksın hadi. Sinan bana niye evlenme teklif etmiyorsun sen? İstemiyor musun beni? İyi ki benim de gelmeyi kabul ettin. Dernekteki bütün erkekler güzelliğine, kadınlarsa şıklığına ayrıldı. Canım, özel bir şıklık yok. Günlük kıyafetim bu benim. Biraz dar mı sanki? Hani üst taraf sıkıyormuş gibi. Ay. Nefes alabiliyor musun? Ay yok canım, ne demek, ne münasebet. Benim üstüme özel dikildi bu kıyafet.
Yani asansör biraz havasız. Bu açıdan. Galiba. Bir dakika. Can açıldı galiba Haluk. Şunu bir kapatıverir misin? Tabii. Patlamış mı yoksa? Bunlar kavuşmuyor ki. Ama elini çabuk tutarsan biraz iltisam düşüyor çünkü. Dur, bir dakika. Şunu onun elinden ben anlarım. Sen bir şuradan bir tutuver de ben şunu şey yapayım. Buradan mı tutayım? Oradan tutamazsın tabii. Bir dakika. Dur. Bunu en güzeli şöyle. Kolları yukarıya kaldırdın ne olur. Orası içeride şeyine gaz yaptı bir şey. Sen bunun içine nasıl girdin? Ay böyle olmuyor. Dur bak demin bir daha yedim. Bollaşmıştım. Şu karnı biraz içeri çeksen. Uğraşıyorum. Pozisyon iyi mi? Harika. Çekmeyeceğim. Sakın boğma bunu. Yani en azından kanserin başlangıcı. Şanslı sayılırsın. Ne dedi doktor? Ameliyatla parçayı alacakmış. Sonra birkaç kemoterapi. Yalnız kemoterapi biraz zor oluyormuş. Yani halsiz oluyormuşsun. Saçların da dökülüyormuş. Hayatım yani tabii ki yani saçların dökülüyor ama geçici yani sonra yenisi çıkacak. Bence biraz fazla büyütüyorsun. Yani bu grip gibi bir şey artık. Herkes yakalanıyor, herkes oluyor. Tıp çok ilerledi. Yani verecekler sana ilacını, kullanacaksın. Bitecek, gidecek. İyileşeceksin. Yani. Tabii. İyi düşünelim, iyi olsun değil mi? Yani. Çok büyük görünüyor. Hayatım sen de trajediye çevirme şunu ne olur ya. Sabah programındaki kadınlar gibi. Tamam ver şunu. Akşama kadar bunlara bakıp durmayacağız herhalde değil mi? Tamam bu kadar yeter. Büyütmeyelim yani bunu. Evet. Büyütmeyelim. Geçecek, bitecek, gidecek. Zaten doktorum da çok iyi. Yani. Güzel bir hastane. Yani. Saçlarımın kökü de bende. Ben bir şeyler yiyeceğim ister misin? Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Yol var. Bir adamla gidiyorsun.
Gördün mü? Şunu diyorsun değil mi? Hı hı, burada bak. Anneciğim ben gidiyorum. Ya. Aa. Kahve falan mı bakıyorsunuz siz? Yok canım. Ne alakası var çocuğum? Öyle laf olmuş. Fala inanma, falsız kalma. Öyle tak diye çevirdik, bir şey yok yani. Kız öyle deme, benim falım çıkar. Karşıki evde kalmış Huriye var ya. Fal bakmıştım. 3 vakte kadar kısmet var dedim. 3 ay sonra evlendi. Yapma ya. Vallahi. Yavrum ne kazık gibi orada duruyorsun, dikiliyorsun. Git dershaneye geç kalacaksın hadi. Tamam. Bana bak. Vakitlice dön eve ha. Beni kapıda camla bekletme öyle. Tamam. Görüşürüz anne. Görüşürüz Bülbül teyzeciğim. Güle güle kızım hadi. Güle güle, Allah senin açıklığı versin. Gülbin teyze ha. Ya. Kısmet dedin, yol dedin. Başka hiçbir şey yokmuş. Konsantre ol şimdi buna. Kızım, vallahi düğün dernek görüyorum kızım. Düğün dernek mi? Görüyorum işte burada. Yok canım şimdi. Ben yaşını başına almışım. Başkasının kısmetidir o. Hadi canım sen yaşında başında ne varmış ki? Bak, tel duvak gözüküyor. Bakayım bir nerede? Baksana. Göster bana, göster. Ha işte bak şurada. Telli duvaklı. Kısmetini küstürme. Sen üstüne düşeni yap. Bak sonra düğün dernek nasıl geliyor. Ne yapmam lazım ama? Sen bana kulak ver. Söyle, dinliyorum ben seni. Hı. Anne çok sıkıştı. Oğlum bana niye söylüyorsun? Hadi git tuvalete. Ama babam tuvalete çıkmıyor ki. Ömer. Ömer cevap versene. Çetin'in çişi gelmiş diyorum. Hadi çık. Tamam çıkıyorum. Gir çocuğum. Ne yapıyorsun 2 saattir içeride? Ne yapıyor olabilirim? Tuvaletteydim. Biraz büyük olmuş ama yakışmış. Ya tamam, dalga geçme. Keşke eve bıraksaydın beni. Eyüp sen gelsin, bırakırım. Hadi geç. Remziye Hanım da izin alacak günü buldu. Artık benim omletimi idare edeceksin. Eline sağlık. Bakalım güzel yapmış mısın? Çok güzel. Afiyet olsun. Gerçekten. Ellerine sağlık. Seninle evlenecek kadın yaşadı. Zeliş benimle evlenir misin? Ey alem birin Rabbi, ben de sevgiden yanayım, ben de Sinan'la bizim birleşmemize yardım et ya Rabbim. Ben daha ne kadar dayanayım? Yaşım kemale ermek üzere. Şu Sinan'ın basiretini bağla gelsin bana, desin ki efendi gibi, Yasemin benimle evlen. Benim helalim olduysun ne olur ya Rabbim. Benim parada pulda gözüm yok. Sen zaten beni çocukluğumdan beri çok iyi tanıyorsun. Benim hayatta istediğim tek şey Sinan'la birlikte çok güzel bir izdivaç yapmak, çok güzel bir düğünle evlenmek. Bir de şeyi de istiyorum tabii. Bizim Gamze'min üniversiteyi kazanmasını, muvaffak olmasını istiyorum.
Ama ona şimdi aciliyeti yok. Birkaç senesi daha var. Aciliyet benim düğünümde ya Rabbim. Sen büyüksün Allah'ım. Ben daha ne kadar bekleyeyim güzel ya Rabbim. Allah'ım çok özür dilerim. Ben gerçekten kapattım zannettim. Sinan! Alo! Sinan! Sinan, metrodayım. Alo! Duyuyor musun? Çıktım metrodan. Akşam Boğaz'da restoranda yer ayırttım. İkiniz için gideriz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim? Ha? Tamam. Tamam. Tamam, görüşürüz. Seyyid-i Celaleddin Hazretleri. Allah'ın yüzü suyu hürmetine Hızır gibi yetiştin. Dileklerimi Allah'a ilettin. Yattığın yer nur olsun inşallah. Sinan aradı beni. Sinan aradı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük, çok olur yemişsin. Teyze, Allah benim bütün dualarımı kabul etti. Sevdiğime kavuşturdu beni, kurban oldum Allah'ım. Seni de tez zamanda sevdiğine kavuştursun inşallah. Teyze, ay teyze, teyze. Kızım benim kocam öleli 10 sene oldu yavrum. Tez zamanda sevdiğine kavuşturmasın teyze. Allah gönlüne göre versin inşallah. Sağ ol amin. Çok korkuttun beni. Asıl sen beni korkuttun. Öyle damdan düşer gibi evlenme teklif edilir mi ya? Ya aslında bu tam bir teklif değil tabii. Teklif öncesi teklif gibi bir şey. Yani gerçek teklif çok daha romantik olacak elbette. Güller, kırmızı mumlar ve tabii ki pırlanta bir yüzük. O zaman benimki de red öncesi red. Peki neden Zeliş? Ben iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ve hatta benden hoşlandığını. Evet ama... hoşlanmak evlenmek için yeterli değil ki. Yani en azından benim için değil. Ben yaptım bu hatayı daha önce. Evlendim Kudret'le, sonuç ortada. Aynı hatayı bir kez daha yapamam. Bir boşanmayı daha kaldıramam. Seni kırmak istemezdim. Gerçekten. Ben bir taksi çağırayım. Yok canım. Ne taksisi? Ben şoföre haber vereyim. Seni eve bıraksın. Buna bakmam lazım. Başkan arıyor. Tabii tabii. Açtan telefonu. Acelesi yok. Hemen dönerim. Buyurun başkanım. Evet evet. Yardım yemeğiyle ilgili. Tabii tabii elbette. Haluk Bey'e verilecek bir paketim vardı. Haluk Bey şu an meşgul. Telefonda. Verin ben ileteyim. Üstüne alınma abla da. İçinde çok özel şeyler var. Hizmetçisi yerine bizzat kendisini ağırsam daha iyi olacak. Hizmetçi mi? Sen bana bir baksana. Benim hizmetçiye benzer bir tarafım mı var? Ben Haluk Bey'in özel misafiriyim burada.
Ver, ben iletirim. Aman diyorum. İçinde acele görmesi gereken şeyler var. Tamam, anladık. Ver şunu. Aa! Allah Allah! Sızmasını istemiyorsan 100.000 liraya hazır et. Polis aramaya kalkma. Haluk. Tabii Sayın Başkanım. Bu çocuğu yakalamam lazım. Gel buraya. Dur. Sen. Hiç namussuz seni. Ha? Yakalayamayacağım mı sandın seni? Kim yolladı seni? Ha? Kudu mu tuttu seni? Fotoğrafların kaydı elimde. İstersem çıkarı yine veririm basına. Seni namussuz şantajcı. O fotoğrafların aslını faslını vereceksin bana. Vallahi kırabilirim seni o konuda. Zamanında yetiştiniz, yoksa elimde kalıveriyordu. Eğer anlattığınız gibi ise mahkeme şantajdan gereken cezayı verir. Ne demek anlattığınız gibi ise? Yani bana değil de şu fare suratlıya mı inanacaksınız? Şikayetçisiniz yani. Elbette şikayetçiyiz. O zaman karakola gelip ifade vermeniz gerekiyor. Ha, tamam. Haluk Bey'in biraz işleri vardı. Beraber çıkar geliriz birazdan. Şimdi belediye başkan adaylığını oynuyor ya, meşgul tabii seçim meçim. Belediye başkan adayı olan Haluk Bey mi yoksa? Evet, bizzat kendisi. O takdirde siz gelene kadar ben zarftaki fotoğrafları incelemeye alayım. Aa, onu aldırmasanız. Çünkü şimdi fotoğraflarda münasebetsiz bir şey yapıyormuşuz gibi görünüyor. Yani ulu orta yerde şey yapıyormuşuz gibi görünüyor ama alakası yok tabii. Şimdi asansörde benim... Olay şöyle gelişti Memun Bey, ben size en temiz şekilde anlatayım. Asansörde benim elbisenin kopçası atıveriyor darlıktan, tamam mı? Darlıktan derken, yoksa ben 36 beden kadınım. Kopçalar yani kalitesiz dikilmiş. Neyse o sırada Haluk Bey onu tutmaya çalışırken falan filan, yani arbede o esnada yani çekilmiş bir şeyler. Ona ne şüphe hanımefendi, yine de almam lazım fotoğrafları. Onu gözaltında tutabilmemiz için bize kanıt lazım. Ama kimse görmez değil mi? Yani çok önemli, izzet-i nefis meselesi. Söz verin. Elbette, hiç merak etmeyin siz. Madem başka yolu yok, aman dikkatli olun ne olur. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ahlaksızın sonu bu işte. Zeliş neredesin? Neredeyim? Başımıza neler geldi haberin var mı? Kapıya gençten bir çocuk geldi, sana bir zarf getirmiş. Zarf elimden düşüverdi, ağzı açıkmış. Ne göreyim beğeneyim? İkimizin fotoğrafları. Asansörde benim elbise koptuydu da sen yapıyorsun bilmem ne falan ya. Şey yapıyormuşuz gibi görünüyoruz, tövbe yarabbim. Ne? Evet, içine bir tane de not koymuş. 100.000 lira vermezsen seni basına veririm bütün bu fotoğraflarını diye. Peki zarf nerede? Ya merak etme. Buradan fırladığım gibi yakaladım namussuzu. Ondan sonra yer misin yemez misin? O sırada polis geldi. Yaka paça tutup götürüverdiler ahlaksızı. Zeliş zarf nerede? Zarf emin ellerde. Polis aldı zarfı. Şantajcıyı ellerinde tutabilmek için kanıt babında. Of Zeliş of. Ay bir sorun yok diyorum. Halloldu, fotoğraf emin ellerde. Cemal, hemen arabayı al gel. Bir de avukatı ara. Hemen ofise gelsin. Hayatım, her şeyi hallettim ben diyorum. Olay bitti, kapandı. Aa, panik. Çocuklar yavaş. Çocuğum yavaş. Oğlum ne oldu? Çocuklar tamam. Oğlum. İşimi armayın artık. Yapma. Çocuklar. Çocuklar bir sakın artık. Kesin sesinizi. Yeter artık. Biri size susun diyorsa susacaksınız, tamam mı? Anneniz ne diyorsa onu yapacaksınız. Kesin sesinizi. Öğrenemiyorsanız ben size öğretirim.
Ömer. Çocuklar odaya gidin hadi. Ömer. Susacaklar bundan sonra. Susun dedikleri zaman susulacak. Konuşmayın deyince konuşulmayacak, tamam mı? Ömer, çocuklar çok korktu. Korksunlar. Beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Korkacaklar. Bu ne böyle ya? Kafam şişti benim. Bittim artık ya. Ömer. Ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Ömer, bana bir şey olursa çocuklarım ne yapacak? Bensiz ne yapacaklar? Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Ha? Ne yaparım ben? Ama biz başaracağız değil mi? Başaracağız bir tane. Birlikte savaşacağız değil mi? Birlikte savaşacağız bir tane. Yeneceğiz değil mi bu hasta? Birlikte yeneceğiz bir tane. Emel'in aşk hayatında uzun zamandır yaprak kımıldamıyordu. Ve aşksız Emel, susuz nehir gibiydi. Tam da ümitsizliğe kapıldığı anda kader onun karşısına kudreti çıkardı. Gerçekten olabilir miydi? Neden olmasındı? Kudret yakışıklı, genç, üstelik de doldu. Ve onu Zeliş'in elinden almak apayrı bir zevk olacaktı. Yiğit, maç mı yapıyorsun teyzem sen? Ay, kurban olurum bir tanem. Ay ilahi kudret, sen de çocuğu eğleyeceğim diye. Vallahi kantar içinde kalmışsın ha. Ya yok canım, baktım çocuk tek başına oynuyor sokakta. Ben de evde boş boş oturuyorum. Dedim ineyim aşağı birlikte oynayalım. Ay ne iyi yaptın. Benim de bir arkadaşın nikahı vardı. Dönüşte biraz alışveriş yapayım dedim. Yemek için. Bana bak akşama sen de gelsene bana. Ha? Şöyle bir sofra donatayım güzelce. Sen benim yeğeni bunca saat eylemişsin. Ben de sana bir tabak yemek vereyim. Teşekkür babında yani. Teşekküre ne gerek var canım. Sonuçta ben de eğlendim değil mi? Bal gibi yeğenin var ha. Allah bağışlasın. Kime çekmiş? Baldan da tatlı. Siz madem bu kadar sevdiniz birbirinizi, ben bir maç daha ayarlayayım size. Ha? Vallahi bana uyar. Yalnız o zamana kadar sol ayağını çalıştır. Yoksa acımam, çakarım golleri ha. Tamam Kudret abi. Aslanım benim be. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Hadi bakalım, al topunu. Yürü. Sağ ol canım. Hayatım. Sen şimdi uzun bir tedavi sürecine gireceksin ya. Şimdi bu zamanda, yani bu zaman içerisinde çocuklara bakacak birine ihtiyacımız var bizim. Macide teyze var. Hayatım, Macide teyze bir gelecek, iki gelecek, üçüncüye gelecek mi bilmiyoruz ki. Hem ben sürekli dükkana gitmek zorundayım. Hem çocuklarla hem seninle sürekli birlikte olacak birine ihtiyacımız var bizim. Kim? Annen. Ay. Ömer, annem olmaz. Kesinlikle olmaz. Elif, yani bak düşününce bana hak vereceksin. Gel bir otur, otur. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Sen sormadın, ben duymadım. Annem kesinlikle olmaz. Bak. Bak şimdi burada bana bir söz vereceksin, tamam mı? Benim hastalığımı hiç kimse bilmeyecek. Sadece sen ve ben. Biz birlikte savaşacağız, birlikte yeneceğiz. Tamam mı? Peki. Sen nasıl istersen. Biz hallederiz. Biz ikimiz hallederiz. Savaşırız da... Çocuklarımıza da bakarız, yeneriz hastalığı, dükkana bakarız, biz yaparız. Tamam mı? Tamam. Şimdi sen dükkana gidiyorsun.
Ama hayatım bu. Gidiyorsun diyorsam gidiyorsun. Peki tamam. Ama bak bir şeye ihtiyacın olursa... Arayacağım. Saatte. Ne pizzacı da değilsin. Bana bak. Patron oldum diye şımarma. Bak personelini yalnız bırakmayacaksın. Ben onu bilir bunu söylerim. Bir laf var hani. Neydi? El elin eşeğini türkü çığırarak. Ne oldu? Sen ağlıyor musun? Sibel. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer ya. Ne oldu? Kötü bir şey oldu değil mi? Ne oldu? Allah aşkına ne oldu? Çocuklar. Çocuklara bir şey oldu. Çocuklara bir şey dur, oldu. Dur Yasemin dur. Çocuklar değil Yasemin. Ya? Ne oldu? Adam konuşsana ne oldu? Yasemin. Elif hasta Yasemin. Ne hastası ya? Ne hastası? Ne oldu? Allah aşkına söyle bir şey ne oldu? Ben söyleyemeyeceğim tamam mı? Kendin sorarsın evde zaten şimdi. Ben de kalacaktım aslında ama git. Tamam ben gidiyorum. Elif! Allah'ım yarabbim. Elif! Elif! Sen hasta mı oldun? Ömer'i gördüm yolda. Niye bana haber vermiyorsun sen? Ne dedi Ömer? O söylesin dedi. Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey. Yavaş söyle lütfen. Ne oldu kız? Yasemin. Ne? Grip olmuşum ben. Boğazlarım mikrop atmış. Grip mi olmuşsun? Hı. Ömer manyak mı? Ona mı var çıktım kız merdivenleri? Allah Allah. Aklım çıktı ha. Üstüme iyilik sağlık ha. Ay gelemedi elbise gelemedi de gidemedim evime ya. Sayın seyirciler, şimdi bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Maltepe Belediye Başkan Adayı Haluk Saygın'ın kimliği belirsiz bir kadınla bir asansörde uygunsuz vaziyette görüntüleri ortaya çıktı. Skandalın yaklaşan seçimlerde belediye başkan adayının önünde büyük bir engel oluşturacağı konuşulmakta. Zeliş! Parti yöneticilerinin bu skandal Haluk karşısında nasıl bir tavır sergilediği siyasi çevrelerle... Haluk! Mahvoldum, rezil oldum! Şu hale bak asansördeki görüntüler! Ayvalık, konu komşu, Allah! Mahvoldum! Maltepe Belediye Başkan Adayı Haluk Saygın cephesinden şu ana kadar hiçbir açık... Mahalle! Biliyorum hayatım, biliyorum. Bir yarım saattir ortalık yıkılıyor. Yıkılıyor mu? Her yer yıkılıyor mu? Allah'ım! Allah'ım, Türkiye'ye rezil oldum ben. Ama bu nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Adamı aldılar, yakaladılar, götürdüler. Ben kendi ellerimle bizzat teslim ettim polise. Mesele de o ya zaten. Adam görüntüleri rakip partinin adamına satmış. Onlar da hiç vakit kaybetmeden basına dağıtmışlar. Keşke bu işe başlamadan bize danışsaydınız Zeliş Hanım. 3-5 kuruş verip adamların ağızlarını kapatırdık. İş bu noktaya gelmezdi. Ben nereden bileyim? Nereden bilebilirim ben böyle bir şeyi? Yani polis zannettim. Veriverdim zarfı. Emniyet dedim yani. Polis teşkilatı. Eğer Haluk Bey'in bulunduğu kritik durumun farkında olsaydınız... İrfan! Zeliş Hanım'ın bir suçu yok. Fazla ileri gitme. Derhal o polis hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Önce bana bir basın toplantısı ayarla. İnsanlar yorum yapmaya başlamadan ben kontrolü bir ele alayım. Ne söyleyeceksiniz basına? Gerçeği. Size inanmayacaklar. Hadi. İnanmazlar mı? Ay ben hiç yani böyle bir şey olabileceği. Ne felaket. Allah'ım skandal. Yani Türkiye'ye, dünyaya gösteriyorlardır bunu şimdi. Ya mahvettim, rezil ettim kendimi. Ya senin de başına bela oldum şimdi. Ya bu ellerim kırılsaydı da vermeseydim polise. Zeliş. Zeliş. Senin hiçbir suçun yok.
senin durumun da önemli şu an tabii. Ya ne yapacaksın sen? Ha? Ne olacak şimdi? Sana oy vermezler mi bu şeyden sonra? Bak. Ben iki şey için endişeliyim. Biri siyasi kariyerim. Biri sen. Şimdi sen bana hangisi daha önemli diye sorarsan ben sana sen derim. Çünkü şu an hayatımda senden daha önemli bir şey yok. Tamam sen konuş. Ben bir taksiye biner giderim. Haluk, senin için yapabileceğim bir şey var mı? Var. Seçim akşamı yanımda ol. Çünkü muhtemelen seçimi kaybedeceğim. Ve muhtemelen teselliye ihtiyacım olacak. Buyurun başkanım. Gördüm evet. Elbette ki değil. Birazdan bir basın açıklaması yapıp her şeyi anlatacağım. Kudret abinle maç yaptınız ya. Siz maç yaparken Kudret abin sana benim hakkımda bir şeyler söyledi mi evladım? Söylemedi. Oğlum safsaklama teyzem, doğru düzgün cevap ver. Hiç mi bir şey demedi? Yani teyzen şöyle kadın, böyle kadın. Hiçbir şey demedi mi? Demedi. Allah Allah ya. Teyze bu nereye takılıyor? Oğlum ben ne bileyim? Uçak mühendisi miyim ben? Allah Allah ya. Yiğit bana bak. Bırak bunları. Kudret abini arayacağız. Sana maket uçağını yaparken yardım edecek, tamam mı? Kadir, geri. Kudret. Çık. Sen konuşacaksın. De ki, Kudret abi, ben maket uçak yapıyorum ama yardıma ihtiyacım var. Bana yardım et diyeceksin. Merhaba Kudret abi, ben Yiğit. Benim bir tane maket uçağım var da kanadını takamadım. Bana biraz yardım edebilir misin? Yetişmesi lazım. Yoksa kırık not alırım de. Ya Kudret abi benim okul ödevim. Yani yetiştiremezsem kırık not alırım de. De demesene. Demesene. Teyzem mi? Ben burada yokum. Mutfaktayım, yemek yapıyorum. Teyzem mutfakta yemek yapıyor. Lütfen, lütfen. Lütfen bu uçağın bitmesi lazım. Ağla evladım, ağla, ağla. Tamam, görüşürüz. Hadi gel Kudret abi. Bir iki saate gelirim diyor. Aferin lan, çak! Televizyonda gördükleriniz tamamen yanlış anlamadan ibarettir. Aile değerlerine saygılı bir insan olarak benim kamuya açık bir alanda böyle bir şey yapmam söz konusu olamaz. O görüntüler kötü niyetli insanlar tarafından maksatlı olarak farklı aktarılmıştır. Avukatlarım bu süreci takip edip gereğini yapacaklar. Yani siz sadece bayan arkadaşınızın elbisesini düzeltiyordunuz, öyle mi? Evet, durum bundan ibaret. İster inanın, ister inanmayın. Ama benim vicdanım rahat. Bayan arkadaşınızla konuşabilir miyiz? Hayır. O zaten bu iftiradan dolayı yeteri kadar üzüldü. Şimdi sizin karşınıza çıkarıp onu daha fazla üzmem. Adını da mı söylemeyeceksiniz? Hayır. Kendisinin para karşılığı seks yaptığı iddiaları var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bakın. Beni istediğiniz gibi sorgulayabilirsiniz ama onun hakkında ileri geri konuşmanıza müsaade etmem. Kendisi son derece saygıdeğer bir insandır. Benim üzüldüğüm nokta ne siyasi kariyerim ne de kaybedebileceğim seçim. Benim tek üzüldüğüm onun düştüğü bu durum. Azar!
asansördeki o kadın benim. Sen bana sahip çıktın, ben de sana sahip çıkıyorum. Adım Zeliş. Bir güzellik salonu işletiyorum. Haluk'la beraber bahsi geçen gün bir yardım derneğinin toplantısından çıkmıştık ve kendisinin de izah ettiği gibi benim kopçalarım patlayınca... Çok mu Yani ister gülün, ister anlayın, durum bu. Haluk Bey'le ilişkinizin durumu nedir? Nişanlıyız. Kendisi bana evlenme teklifi. Ben de kabul ettim. Arkadaşlar, Haluk Bey bir kadının onurunu kendi mesleki kariyerinin önünde tutan bir erkek. Ve bu davranış onu hem evlenilecek bir erkek hem de oy verilecek bir başkan yapar. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik ederiz. Büyük tarihi belli oldu mu? Tebrik ederiz. Sinan bu gece kesin evlenme teklif edecek bana. Boşa getirmedi ya buraya. Takım elbise de giymiş. Ama çok istekli gözükmeyeyim de evlilik meraklısı sanmasın beni. Yasemin. Efendim Sinan. Bir şey mi soracaktım? Evet. Sor. Ben hazırım. Söyle. Et mi balık mı? Ha? Et mi balık mı? Soru bana. Yemin et. Yani ana yemek için ne yiyelim sen seç. Saçmalama Yasemin. Çaktırma. Balık. Omega 3 açısından faydalı. Ve hafızaya çok faydalı. Sahiden hani derler ki hafızanın çıkması gereken şeyleri var ya. Konular, su yüzüne çıkması gereken konuların ortaya çıkmasında faydalı besin. Balık. 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 Evlenme teklif etsene bana. Allah seni bildiği gibi yapsın Sinan. Hun ettin beni hun. Ay bu çok romantik. Aynı filmlerdeki gibi diz çöküyor önümde. Bağlıyor musun diye bir kontrol edeyim dedim. Takılırsa düşünür çünkü. Önemli şeyler bunlar. Allah'ım. Allah'ım çıkar aklımdan şu evlilik teklifini. Canım zaten evlilik dediğin nedir ki? En iyisi 7 yılda bitiyor. Sonra gelsin kavgalar, gitsin gürültüler. Vallahi o 5 istemiyorsa ben 15 istemiyorum. Allah süper oldu ha. Senin ellerinde yatkınmış böyle işlere. Büyüyünce pilot olacağım. En kralından olursun valla. Yeah.
Yiğit, hadi canım senin yatma vaktin geldi. Ama ben daha uçakla oynayacağım. Hı. Ama evladım ben saatlerdir bekliyorum bak. Yani şey diyorum, yatma vakti. Saatler geçti ya. Günler çuvala mı girdi evladım? Yat, sonra oynarsın. Hadi. Ya ama... Ben onu ikna ederim. Kudret uçak seni odana götürsün mü ha? Hadi atla o zaman. Atla, 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 atla. Kalkışa geçiyoruz. Ya. Herife bak be. Sürprizlerle dolu bir adamsın. Ah tabii ya. Odunum ben, odun. Adam ne kadar romantik, baksana Yasemin. Keman filan ayarlamış. Hadi Yasemin hazır ol. Şimdi teklif edecek. İşte o an geldi. Geliyor. İşte yüzük geliyor. Pahalı bir şey mi acaba? Yok yok, bunun niyeti benle gönül eğlendirmek belli. Teklif de etmeyecek işte. Ay, galiba bu sefer oldu. Bunun içinde yüzük var. Boşu boşuna panik yapmışsın Yasemin. En sevdiğin değil mi? Ha, evet. Yok yok, ben vazgeçtim artık evlenmekten. İstemiyorum. İstemiyorum teklif meklif. Vallahi sorarsa da hayır diyeceğim. Kalkalım mı? Hayır. Sufle yiyeceğim ben. Tamamdır. Pijamalarını da giydirdim. Üzerini de örttüm. 5 dakikaya kalmaz uyur. Aferin sana. Çok iyi yaptın. İyi. Hadi ben de kaçtım. İyi akşamlar. Aa, nereye gidiyorsun Kudret? Ayıp. Ya geç oldu be kızım. Başka zaman artık ha. Aa! Bak, 2 dakika bakayım dedim. Paramparça oldu ya. Hay Allah. Sabah çocuk bunu görürse çok üzülür gerçekten. Sen buyur baştan yap. Tamam, merak etme, hallederim ben. Ay kusura bakma. Geç şöyle. Rahat rahat yap. Otur. Ulan şimdi hepsini baştan yap ya. Emel, ışığı niye kapattın kızım ya? Maketi göremiyorum. Açsana. İyi. Kudret. Efendim? Diyorum ki, ev biraz soğuk mu oldu acaba? Bilmem. Kombiyi biraz daha aç istersen ha. Kudret. Adınla müsemmasın. Ellerinde tıpkı ismin gibi. Çok kudretli. Şey, biraz müsaade edersen şunu halledeyim ha. Başlayacağım oyuncağından. Bütün gece bu oyuncakla oyuncak halimiz yok herhalde. Ya ne yapacaktık? Kudurt beni Kudret. Bak, sen çok yakışıklısın. Ben de çok güzelim. Sen bekarsın, ben de bekarım. Çok sert bir çift olabiliriz. Ya saçmalama Emel. Komşuyuz biz. Allah Allah canım. Komşuysak 2 dakikada kardeş olmadık ya. Yani diyorum ki, bence sen de benden hoşlanıyorsun. Hı?
Boşlanma sen. Gecenin bu saatinde salonumun tam ortasında. Ne işin var? Emel. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya sen kimsin ki ben senden hoşlanayım? Yani ben buraya Yiğit'in uçağını yapmaya geldim. Çocuk arayınca... Bir dakika, bir dakika. Sen arattırdın Yiğit'i değil mi? Ulan el kadar çocuğu da kötü emellerine alet ettin ya. Helal olsun sana be. Vallahi senden bile beklemezdim ben bunu. Hemen çık git evimden. Vallahi ben de kalıcı değilim zaten. Sana hemen evimden çık git dedim. El kadar çocuğu emellerime alet ediyorum ha? Terbiyesiz. Ayrıca sen az önce ne dediğinin farkında mısın? Ne demek sen kimsin ya? Esas sen kimsin? Hemen çık git evimden. Avazım çıktığı kadar bağırıp bütün apartmanı buraya toplamadan çık git. Defol. Niye durdun şimdi? Biraz konuşalım mı? Restorandan çıktığımızdan beri suratından düşen bin parça. Ağzını bıçak açmıyor. Ne oluyor Yasemin? Niye beni yemeğe çıkardın bu gece? Baş başa yemek yiyelim diye. Fena mı? Bu kadarcık mı yani? Biz seninle 2 senede ne badireler atlattık Sinan. Evet. Çok. 2 yıl olmuş mu ya? Vay be. Zaman su gibi akıp geçiyor desene. Zaman su gibi akıp geçiyor. Kaç yaşına geldim ben. Senin bu kadar düşüncesiz olduğunu ben hiç bilmezdim. Düşüncesiz? Evet, düşüncesiz. Seni incitecek bir şey mi yaptım Yasemin? Hayır, hiçbir şey yapmadın. Zaten esas sorun da bu ya. Senin bir şey yapman gerekmiyor mu? Ne gibi? Sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Biz seninle geçen sene evlenmeye karar vermedik mi? Evet. Bak şimdi evlilik meraklısı bir kadın durumuna düştüm değil mi? Asla değil, hiç alakası bile yok. Ben geçen sene... Ben geçen sene seni o teknede bütün gece bekledim. Fenerleri astım, üstümü başımı giydim. Sana zaten resimleri göstermiştim. Evet. Sonra sen gelmedin. Ben çok kötü hissettim kendimi. Dedim ki bu beni sevmiyor. Bu beni istemiyor. Evlilik falan hiç aklımda böyle bir şey yok. Sonra sen beni bu gece yemeğe çıkarmak isteyince... Ben şey diye düşündüm. Yani... Sen bana evlenme teklif edeceksin. Ben buna evet diyeceğim. Yasemin. Biraz sakinleşir misin? Ben sana bir şey göstermek istiyorum da. Çok utanıyorum, ben çok kötü şeyler söyledim. Çok güzel. Olmuş mu seninki gibi? Çok güzel olmuş. Benimkinde tabii biraz daha... Hayır, çok güzel olmuş.
Sensin güzel. Gel. Gerçi ben başka bir konuşma düşünmüştüm ama bu da güzel oldu. Ben seninle evlenirim. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Yasemin o anda biraz fazlaca sabırsız davransa da sonunda rüyaları gerçek olmuştu işte. Sinan'a kavuşmuştu. Bana bakın, berelerinizi kaybetmek yok. Vallahi yoruldum size bere yetiştirmekten. Ben bakarım. Benim. Ay çok da yakışır be paşalarıma. Kitaplarınızı aldınız değil mi? Aldık anne. Hoş geldin, hoş geldin. Kim geldi Ömer? Lut, içeriye geç. Hoş bulduk. Ben alırım çantalı. Sağ ol. Hoş geldin demek yok mu? Aman da benim torunlarım. Sarılın anneanneye. Hadi. Hatırlamıyorlar seni. En son 4 sene önce gördüler. Bu sefer unutmazlar o halde. He? Bakın. Sizlere neler getirdim neler. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Evet, hadi bakalım okula geç kalıyorsunuz. Hadi servis beklemez. Hadi hadi hadi. Çabuk hadi. Elimi kolumu bağlayıp evde oturacağımı sanıyordun sen herhalde. Yardıma ihtiyacın olacağını düşündüm. Her zamanki gibi yapabilirdin. Gelmen gerekmezdi. Ben burada olmasam bu çocuk sürüsüne kim bakacaktı evladım? Kim yapacak temizliğini? Yemeğini? Ben. Ben hepsinin üstesinden gelirim. Bu kadar emin olma kızım. Bu hastalık öyle bir hastalık ki insanda elini kaldırmaya mecal bırakmaz. Bana ihtiyacın olacak.
Ayakta kaldın Reyhan anne, oturmaz mısın böyle? Ömer sen gelsene bir içeri. Neden çağırdın? Neden hastalığımı söyledin? Biz seninle böyle mi anlaştık? Bilmesi gerek diye düşündüm hayatım. Bırak ona, ben karar vereyim istersen. Makul olmaya çalış bir tanem. Bak, birinin evde seninle kalması gerekiyor. Hı? Kız kardeşin de gelemiyormuş madem. Ömer, o kadın insanın hayatını kolaylaştırmaz. Aksine zorlaştırır. Böyle baş köşeye oturur, bütün gün mızmızlanır. Emirler yağdırır, yapılmazsa da sızlanır. Belki değişmiştir Elif. Ah Ömer ya, ne safsın. Annem değişmez. Asla. Değişken! Ya Semin, sana nasıl bomba haberlerim var? Benim de! Sinan'la evleniyoruz! Canım! Çok sevindim nihayet. Ben de. Ama ani bir karar değil mi kız bu? Ya evet öyle oldu ama işte kısmet. Haluk şimdi 30 Mart'a gün alınca. 30 Mart mı? Evet 30 Mart'a ne var? Bana bak, işaretliyorsun o tarihi vallahi, bak unutursan karışmam ha. Ben zaten istesem de o gün unutamam. Gelemem ama ben o gün. Ne demek gelemem ya? Aa! En yakın kız arkadaşının nikahından daha önemli ne olabilir? Nereye gidiyor olabilirsin? Kendi düğünüme. Sinan'la ben 30 Mart'ta evlenme kararlaştırdık. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Biliyorsun 30 Mart benim doğum günüm, bir de uğurlu günüm. Ya Zeliş, başka gün mü kalmadı evlenecek? Ay ne bileyim ben Yasemin, işte Haluk o günü alıvermiş. Hay Allah ya. Ama dur bir dakika. Ben şimdi şu Haluk'u arayayım, bir sorayım. Belki daha ileri bir tarihi alabilir. Ara ne olur, ara söyle. Dur arıyorum şimdi. Ben çay demlemiştim taze. Onu koyayım, geliyorum hemen, tamam? Tamam canım. Ya Emel. Emel. Dursana kızım bir dakika ya. Tamam, dün gece söylediklerim için özür dilerim. Eşeklik ettim, tamam mı? Ama şurada mahallede her gün yüz yüze bakıyoruz. Aramıza küslük girmesin ha. Bak, özür dilemesi benden, affetmesi senden ha. Bizim evlenme tarihimizi biraz daha geçe alabilir miyiz? Ha. Anladım. Ha, tamam, sen gir toplantına. Hı-hı. Ben de öptüm. Olmuyor. Nasıl? Olmuyor. Çünkü belediye seçimlerinden önce yapmak istiyormuş nikahı. Yani daha da önemlisi, bütün basına haber verilmiş Yasemin. Yani o gün evlenmek zorundayız biz. Ama neyse ki sizin öyle mecburiyetleriniz yok. Başka bir tarihe alabilirsiniz. Ne demek ya? 30 Mart benim doğum günüm. Benim uğurlu günüm. Kusura bakma. Katiyen ben o gün evleneceğim. Mecburum. Ay Yasemin. Yani ben şunu anlamıyorum. 30 Mart'a ne kaldı şurada? Ha? Niye bu kadar acele ediyorsunuz yani? Biraz daha birbirinizi tanıyın, ne var? Şaka mı yapıyorsun sen? Biz mi acele ediyoruz? Siz kendinize bakın be. Sen bu adamı dün bir, bugün iki. İki ay oldu be. Ben iki yıldır. İki yıl. Biz iki ay geçirdik beraber ama dolu dolu iki ay geçirdik. İç içe beraber iki ay geçirdik. Sizin iki yılınız... Pardon. Bir küs bir barışık, bir küs bir barışık. Hadi onu geçiyorum. Adam aylarca komada kaldı ya. Hadi onu da geçiyorum. Hepsini unuttum. Adam komadan çıktı. Aylarca da üstüne seni tanımadı. Eksi iki yıl. Geriye ne kaldı bakayım? Aa, göremiyorum hiçbir şey. Yazıklar olsun sana. Puh! Senden hiç beklemezdim bunu, hiç.
Sen arkadaşının en mutlu gününde bunu mu reva görüyorsun? Bu mu? Ay. Asıl ben senden hiç beklemezdim. Asıl ben senden hiç beklemezdim ve sana tüh. Tüh. Sana tüh. Sana tüh. Sana tüh. Hatta sana tüh oğlu tüh. Yani beni de kendi seviyene düşürüyorsun ya. Ben şurada sana diyorum ki. Adam diyorum, belediye başkanı diyorum. Basın diyorum. Reisi cumhur olsun isterse. 30'unda evleneceğim ben. Senin daha seninkinin 40'ı çıkmadı ya. Evlilik meraklısın sen, meraklı. Evlilik meraklısı, meraklı. Adam var ya, seni aylarca tanımadı ve sen ona evet dedin. Asıl sana pes pes pes. Hatta bir şey daha söyleyeyim mi ben sana? Belki de senin var ya, özellikle tanımamazlıktan geldi. Şu profili özellikle tanımamazlıktan gelmiş. Sen evlilik meraklısısın. Bencil. Evlilik meraklısı. Çirkinsin ve bencilsin. Ayıp denen bir şey var. Bencilliğe ayıp bak ya. Denen bir şey var. Kaçınlarından akıyor. Sen bencil. Evlilik meraklısı bir kadınsın ya. Hadi evlilik meraklısı. Hala bana kin gidiyorsun değil mi? Üvey babanın gidişinin suçunu hala bende arıyorsun. Suçlu sensin zaten. Küçücüktün Elif. Hiçbir şeyi bildiğin yoktu. Küçüktüm. Ama Ahmet babama dünyayı zehir ettiğini görmeyecek kadar değil. Sürekli huysuzluk yaptın, sürekli şikayet ettin. Adamı hayatından bezdirdin ve sonunda adam bizi terk etmek zorunda kaldı. Kendi istemesi... Ben dinlemek istemiyorum. İnsan böyle ölüme çok yaklaşınca başka bir şey oluyormuş Ömer, ben şimdi fark ediyorum. Sevdiklerinin daha çok kıymetini anlıyorsun. Ben Ahmet babamı çok sevmiştim. Çok erken öldü çünkü babam ve ben. Hiç hatırlamıyorum ki onu. Sonra Ahmet babam geldi. Ben baba duygusu onda yaşadım. Ama onun yüzünden gitti, bizi terk etti Ahmet baba. Şimdi sen kalsın diyorsun ya, yardım etsin, her şeyi kolaylaştırır diye. Değil işte öyle. Yani çünkü o kendi mutluluğundan başka hiçbir şey düşünmüyor. Hep öyleydi. Eğer öyle olmasaydı beni ikinci kez babasız bırakmazdı, izin vermezdi. Ahmet babam bizi terk etmezdi. Ya Sinan, ne olur üzülme. Temelli gitmedi ki Amerika'ya Mert. Yani neticede çocuk okuyup gelecek. Evet. Ama gözümün içine bakıp öyle bir gitmem lazım baba dedi ki Yasemin. Ya ne olur üzülme artık lütfen. Lütfen. Doğru söylüyorsun. Tamam. Hadi sen de keyfini kaçırma o zaman. Tamam mı? Hayır. Benim keyfim zaten kaçık Sinan. Ne demek o? Ne oldu? Ya biz Zeliş'le birbirimize girdik. Zeliş'le? Evet. Bak şimdi düşününce benim yine tansiyon tavana çıktı. Bu Haluk yok mu, belediye başkan adayı? Zeliş'e evlenme teklif etmiş bu adam. Zeliş de hemen evet demiş. Aa. Bu densiz herif demiş ki 30'unda, 30 Mart'ta evleneceğiz. Başka gün mü kalmadı ya? Ha. Böyle oturdu aynen buraya, bacak bacak da üstüne atmış en havalayla bana diyor ki... siz diyor zaten hiç istediğiniz zaman evlenirsiniz. Ama biz belediye başkanı, gözünü açıyor, basın. Kardeşim isterse reis-i cumhur olsun. Ben halkım ya, halkım. Benim istediğim zaman evlenme hakkına ben sahip değil miyim? Sonra ben ona bağırdım, o bana bağırdı. Ben ona pü, o bana tükürdü. Tükürdünüz mü? Tükürme, ha öyle değil. Öyle tükürük yok. Yani
Hani anneler falan yaparlar ya, tuu diye. Öyle buradan gerçek bir şey çıkan. Misal tükürüyor yani. Ama ben çok üzülüyorum. Seviyorsun çünkü Ziliş'i. Seviyorum tabii. O zaman istersen şöyle düşün. Doğum gününde evlenmek senin fikrinde değil mi? Evet. Yani benim için o kadar şart değil. Hatta iyi de değil. Neden? Çünkü evlilik yıldönümü ile doğum günün aynı gün olursa tek hediyeyle yetinmek zorunda kalacaksın. Ha. Sen istersen günü değiştirebilirsin. Evet. Yani Ziliş için de iyi olur bu. Sen istersen. İstiyorum. Teşekkür ederim. Ben gideyim hemen Zeliş'e haber vereyim. He? Ben gideyim Zeliş'e hemen diyeyim ki böyleyken böyle. Hadi ben de geleyim o zaman. Tamam. Kalsın madem o zaman bu gece sende. Bir dahakine de bende kalırlar canım. Ha bana bak Sude, Allah aşkına bizimkine çok çikolata şeker falan vermeye mi kardeşim? Ondan sonra gecenin köründe teyze dişim dişim diye tutturuyor. Tamam canım. Sude'cim kapı çalıyor. Sonra konuşalım ama sen yine ara beni tamam mı bir şey olursa. Buyurun. Emel Hanım. Evet benim. Şuraya imzalar mısınız? İmzalarım tabii. Buyurun efendim. Pardon ama çiçekler kimden? Kart üzerinde efendim. Teşekkürler. İyi günler. Söylediklerim için çok üzgünüm. Seni kırdığım için özür dilerim. Kudret. Görüyor musun? Evet. Şimdi seni arayacaktım yemin ediyorum. Özür dilemek için sen geldin. Sen geldin. Zeliş, ben sabahtan beri tam 2 kilo verdim üzüntüden biliyor musun? Senin şu Haluk var ya, 30 Mart'ta evlenmek istiyor ya. Evlensin, yani evlenin. Ciddi misin? Ciddiyim. Ya biz 30 Mart değil de 30 Haziran'da evleniriz. Senden kıymetli mi? Canım ya, çok seviyorum. Ben de seni. Ya biz birbirimize ne kadar sert şeyler söyledik, ne kadar ayıp ettik ya. Dilimizin hiç kemiği yokmuş, çok utanıyorum. Hadi şurada kalma, gel. Ay çok sevindim ya. Nasıl sıkıntı olmuştu içime. Çok acele etmiyor musun Sinan'la evlenmekte diye söyleyince kan beynime sıçradı benim. Hayır bak sakın yanlış anlama. Ben Sinan'a %99.9 inanıyorum ama hani o sıfır bilmem kaçlık bir kuşku var ya. Ay bazen benim nefesimi kesiyor. Buralara geliyor nefes. Bak Yasemin dur. Gel şuradan biraz çikolatayı. Depresyona çok iyi geliyor. Kutunun yarısı bitti ama. Bak. Hayatım. Bir kere böyle şeyleri hiç düşünme. Sinan'la sen çok mutlu olacaksınız. İnan bana. Gerçekten tabii ki. Bak bir kere birbirinizi seviyorsunuz. Çok. Birbirinizi tanıyorsunuz. Benim aklıma ne gelse beğenirsin Yasemin. Ne geldi? Süper bir fikir geldi Yasemin. Biz birbirimizi çok seviyoruz değil mi? Evet. Biz niye seninle birlikte evlenmiyoruz? Sen ve ben. Düşünsene. Tövbe estağfurullah ya. Zeliş sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Tamam ben seni çok severim de. Ben kadınlara karşı bir ilgi hissetmedim hiç.
Canını almasın. Şapşal seni. Ben çok hissederim. Ya diyorum ki neden aynı salonda evlenmiyoruz? Çifte düğün yapmıyoruz. Neden birlikte gelin olmuyoruz diyorum. Ay Seliş. Abi çok güzel fikir. Evet. Sen ne kadar akıllı bir kızsın ya. Hem de ikimizin istediği tarih denk gelir. Kardeş gibi. Kardeş gibi değil mi? Seliş. Emel. Hoş geldin. Girsene içeri. Sinan evde mi? Yok valla. Bu gece Murat'ta kalacakmış. İyi. Daha iyi. Öyle ayakta kalma. Gel. Otur şöyle. Şöyle alayım seni. Ya kusura bakma. Ortalıkta biraz dağınık. Bırak ya bırak. Dağınık kalsın. Ben... Aslında sana teşekkür etmeye geldim. Sen bayağı şaşırttın beni ya. Böyle bir jest beklemiyordum senden. Çok uzun zamandır da bir erkekten çiçek falan almamıştım. Yani affettin mi beni şimdi? Affetmesini affettim de diyorum ya işte şaşırdım. Ben kimim ki sen bana bir çiçek gönderiyorsun? Hı? Tamam be kızım. Kafama kakıp durma şunu. Ben yani öyle demek istemedim. Ne demek istedin ya? Hı? Yani biz birbirimize uygun değiliz anlamında söyledim ben. Hı. Benim gibi bir kadını yanına yakıştıramıyorsun yani. Öyle mi? Ya yok be kızım öyle değil. Yani biz ayrı dünyaların insanıyız. Bak ben evcimen, ataerkil, klasik bir Türk erkeğim. Yani ben anlamam ki öyle flörtten mörtten. Ben böyle sabahları bana sucuklu yumurta hazırlayacak. Akşam eve geldiğimde beni kapıda karşılayacak. Gömleklerimi falan ütüleyecek bir kadın istiyorum. Ben yapamam değil mi bütün bunları? Hı? Benim gibi kadınların ellerine bu işler yakışmaz zaten değil mi? Ya yakışır elbette. Sen öyle bir kadın değilsin. Nasıl bir kadınım ben ya? Ha? Nasıl bir kadınım ben? Sen bir anlatsana bana. Yani... Nasıl diyeyim işte sen biraz havaisin ya. Yani sana gezmek olsun, tozmak olsun. Emel gezer, tozar. Başka bir şey yapmaz Emel. Erkekler de Emel'i kullanır, atar. Ben tek kullanımlık, tek gecelik bir kadınım yani öyle mi? Orospu muyum ben yani? Ya estağfurullah Emel ben öyle demek istemedim. Ne demek istedin sen ya? Ne demek istedin? Onu demek istemedin, bunu demek istemedin. Ne demek istedin? Kimsin sen ya? Ha? Siz kimsiniz be? Sen beni ne zannediyorsun ya? Ne zannediyorsun sen beni? Benim duygularım yok mu zannediyorsun? Ha? Ben istemiyor muyum bir kocam olsun? İstemiyor muyum ben bir yuvam olsun? Eve geldiğimde bir adamla karşılaşayım. Geceliğin yatağa yattığımda yanımda bir nefes olsun. Benim de çocuklarım olsun. Ben istemiyor muyum sanki bunları? Emel sürekli güler. Emel sürekli gezer, tozar. Emel hep mutlu sanki. Hiç derdim yok değil mi benim? Siz bir günden bir güne sordunuz mu be? Ha? Bir günden bir güne. Emel nasılsın dediniz mi yüzüme bakıp? Derdimi sordunuz mu hiç? Siz ilk önce kendinize bakın tamam mı? Ne yani? Ben yalnız bir kadınım diye evde oturup sürekli ağlayayım mı? Erkek yapınca aferin, kadın yapınca orospu. Bunlar mı yanıltıyor sizi? Kılığım, kıyafetim, bu görünüşüm. Ha? Bu topuklu ayakkabılar. Al. Çıkartıyorum işte. Bu renkli kaban. Bunu da al. Deri pantolon. Al. Simli kazak. Bunu da al. Bunu da çıkartayım mı? Yok. Çıkartayım mı bunu da? Hayır Emel. Oldu mu şimdi? Beğendin mi? Annemden doğduğum gibiyim karşında. Savunmasız ve çırılçıplak. İyi bak. İyi bak bana. Emel.
Geldim. Hoş geldin, gel. Çayı demliyorum ben de. Hayır hayır, bırak. Çay falan yok. Ben seni kaçırmaya geldim. Hava çok güzel. Dışarıda bir yerde baş başa kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da evlenme dairesi. Gün almak için. Hadi. Günü mü değiştireceğiz? Hı? Sinan. Ben sana danışmadan bir söz verdim. Ne? Elbette gelinliğini kendin seçmek istersin. Ama katalogda bu dua görünce dayanamadım. Bir bak, beğenmezsen takmak zorunda değilsin elbette. Bu harika bir şey. Gerçekten. Bulut gibi. Organizasyon şirketi bir an evvel seninle görüşmek istiyor. Dekorasyona başlamak için senin fikrini almak istiyorlar. Haluk'cum. Ben sana sormadan bir söz verdim. Bizim Yasemin var ya. Ben akşamüstü buradan çıktım işte. Zeliş'e izah etmek üzere. Kapıyı açtı böyle. Karşımda ne göreyim? Zeliş böyle dokur dokur gözyaşı döküyor. Gözleri kan çanağına dönmüş. Zayıflamış. Ondan sonra dedi ki bana, üstünü başına vuruyor böyle dizlerine. Ben diyor 30'unda diyor, ben ya sizinle birlikte düğün yapacağız ya yok, ben gelin olmayacağım. Bu sayfa kapandı benim için. Zeliş yapma etme, bizim için hiçbir önemi yok diyorum. Buralarına vuruyor böyle. Bayağı morarttı burasını ve ben kayıtsız kalamadım. Tamam dedim, üzülme. Nasıl yani? Çifte düğün yapacağız. Çifte düğün mü? Hı hı. O da nereden çıktı şimdi Zeliş? Ya şimdi dün akşam Yasemin geldi. Tamam mı? Ama böyle gözler dolu dolu filan. Eğer biz çifte düğün yapmazsak ben çok üzülürüm dedi. Onun o halini görünce ben de peki demek durumunda kaldım. Ben de mecbur kalıp tamam demiş bulundum. Ama eğer sen istemiyorsan hemen bitiririz. Yok. Yani ne bileyim, ben düğündeki tek gelinin sen olmanı isterdim ama sen öyle istiyorsan hiçbir sorun yok. Sen ikna oldun mu hemen şimdi? Benim için önemli olan senin mutluluğun. Olacak şey mi Zeliş? Ben düğünümün bana, bize özel olmasını isterim. Hadi onu da geçtim. Siyasi kariyerim ortada. Sen dememiş miydin Yasemin'in nişanlısı bir ara hapis yatmış diye? Şimdi ben sabıkalı biriyle nasıl çifte düğün yapayım? Evet ama ben bunu Yasemin'e nasıl söyleyeyim? Yani Sinan'ın geçmişi yüzünden çifte düğün yapamayacağız nasıl derim? Çok üzülür. Hadi gidelim artık kahvaltıya. Bir dakika, bir dakika. Benim aklıma bir şey takıldı. Senin düğündeki tek gelin ben olmamı istiyorsun değil mi? Evet. Bir dakika, hayır. Hayır. Ama sen istemiyorsan benim için hiçbir sorun yok. Ne demek sorun yok? Neticede o gün senin de düğünün. Ortak karar vermemiz lazım. Bir de benim kafama dank etti. Ben tek başıma gelin olmak istiyorum. Çifte düğüne ne oldu? Vazgeçtim. Vazgeçtik. Hayır tamam, ben neticede Zeliş'le kardeş gibiyim ama o da bir yere kadar. Bak, insan hayatında bir kere kraliçe gibi hissediyor kendini. O da bütün bakışlar senin üzerinde, herkes sana bakıyor.
o gün tek olmak istiyorum. O zaman git Zeliş'e söyle. Ha? Olmaz öyle. Bana demez mi? Sen fırıldak gibisin ya. Sabah böyle diyorsun, akşam böyle diyorsun diye. O zaman beni öne sür. Beni öne sür. Sinan olmaz dedi. Eski kafalı, hatta kavga çıkardı falan de. Sen kötü adam olmayı göze alıyorsun benim için. Ben senin için her şeyi göze alırım. Sen ne kadar harika bir adamsın. Maltepe Belediye Başkan Adayı Haluk Saygın, asansörde beraber yakalandığı kadının nişanlısı olduğunu açıkladı. Nişanlıyız. Mutlu çift yaptıkları basın toplantısında en kısa zamanda evleneceklerini... Bak, bak, bak. Sana kendi ellerimle sucuklu yumurta yaptım. Al bakalım. Hadi bak bakalım tadına. İnşallah istediğin gibi olmuştur. E ne oldu, niye yemiyorsun? Bana bak, böyle sarılarını göz göz bıraktım ama ha, sevmez miydin? Acaba böyle kapağını kapatsaydım da işleri de katılaşsa mıydı sarılarının? Götüreyim mi? Ha, yeniden yapayım mı? Yok, çok güzel oldu. Yaparım 2 dakikada yani. Yok yok, gerek yok. İyi. Afiyet olsun. Ye bari. Hoş geldin Reyhan anne. Hoş Nereye gittin oğlum. Böyle sabah sabah? Elif uyanmadı değil mi? Yo, daha kalkmadı. İyi. Al şunu oğlum. Nedir bu Reyhan anne? Benim evimin parası. Diğer kısmını da emlakçı daha sonra gönderecek. Evi mi sattınız? Ama niye ki? Bu yaştan sonra bana ne mal ne mülk lazım oğlum. Bu para Elif'in tedavisine harcansın. En lüks, en iyi ne varsa onu yaptırırsın. Al şunu. Ya teşekkürler Reyhan anne. Ama yani buna gerek yok gerçekten. Yani bizim sigortamız var. Bir de o da olmazsa yani işte giderim kredi çekerim falan değil yok, mi? Yok yok. Kredi falan olmaz oğlum. Ben Elif'ime mutlu bir çocukluk veremedim. Üvey babaları çok düşkündü, çok iyi davranırdı çocuklara. Elif de çok düşkündü üvey babasına. Ama ben bir kalemde boşandım. Kendimce sebeplerim vardı tabii. Artık söylemek bile istemediğim. Tek başıma becerebilirim, altından kalkabilirim sandım. Çocuklara yeterim sandım ama olmadı. Elif çabuk büyümek zorunda kaldı. Sonra kanser yapıştı yakama. Şimdi onun gülen yüzünü görmek, onun tedavi olduğunu görmek istiyorum. Al şunu Ömer. Bu ne? Para mı verdin sen Ömer'e? Senin parana ihtiyacım yok. Bu kadar gurur yapmana gerek yok. Annenim ben senin. Benim artık bir anneye de ihtiyacım yok. Küçükken de böyle inatçıydın. Böyle kavgacıydın. Hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin. Hala bencilsin. Hala insanların ne düşündüğünü hiç önemsemiyorsun. Ya neyse ya. Ben bugün buradan gitmeni istiyorum.
eve gitmiyorum. Kanserle savaşmayı kolay mı sanıyorsun sen ha? Beni kanserken gördüğün için her şeyi bildiğini sanıyorsun. Öyle değil Elif. Tek başına kaldıramazsın. Onun için hiç kusura bakma. Sen istesen de istemesen de burada kalacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Kemoterapide elini tutacağım. Sen kusarken ağzını sileceğim. Kolunu kaldırmaya mecalin yokken yemeğini ben yedireceğim sana. Şimdi ya hastalıkla savaşırsın ya da benle. İkisine birden gücün yetmeyecek. Elif annesinin hastalığı yenene kadar gitmeyeceğini biliyordu. O da bir seçim yaptı. Annesiyle değil, kanserle savaşmayı tercih etti. Ah! Ay Yasemin! Seher! Ben de tam sana geliyordum. Ben de sana geliyordum. Öyle mi? Sen niye bana geliyordun? Ben öyle oturup laflarız diye. Sen niye geldin bana? Sen anlat ya, sen niye geliyordun bana? Söyle söyle, ben bir soluklanayım ya, hemen çıktım da böyle bir. Ben de çöpe attım, koştum ya buraya. Sen anlat anlat. Ama söyle işte. Ne oldu? Seliş, biz seninle hani bu düğün meselesiyle ilgili bir şeyler konuştuk ya. Evet. Ya Yasemin, bak ben de onu düşündüm de diyorum ki acaba biz. Söylesem yani biraz acele mi ediyoruz? Evet. Yani ya ben Sinan'a biraz açıldım dün. Bu meseleyi bir anlatayım dedim dün akşam. Bir celallendi. Katiyen diyor ya, katiyen diyor. Benim düğünümde ben bir tane gelin isterim diyor. Kavga ettik tabii biz sonra, birbirimize girdik de. Ay nasıl sevindim şu an. Sen bizim kavga etmemize mi sevindin? Yok, hayır. Ona değil. Yani kafana takma anlamında sarıldım. He. Ama neticede onun da düğünü değil mi? Ben müdahale edebilir miyim? Baskı kurabilir miyim? Hayır, yapamazsın. Çok haklısın. Tabii bu bizim tek başımıza olayımız değil ki yani. Değil mi yani? O da haklı, nişanlın sonuçta senin. Tabii. Kırıldın mı? Nasıl kırılır mıyım? Gel buraya. Niye kırılayım sana? Çifte düğün çıktı işte, çifte eğlence. Şimdi ne zaman aldınız? Allah izin verirse biz sizden birkaç hafta sonra. Çok sevindim. Sana bir şey soracağım. Ay söyleyeceğim daha doğrusu. Hani ben sana demiştim ya. Sinan'a güven meselesinde 0.5'lik bir kuşku var diye. Evet. Yok şimdi. Ben %1500 güveniyorum bu Sinan'a. Senin adına çok sevindim. Görüşürüz o zaman. Hayat sorular üzerine kuruludur. Acaba doğruyu mu yapıyorum? Doğru insanla mı birleştireceğim hayatımı diye kendimizi yer bitiririz. Bana bak Emel. Sen hala kedi gibi bu Sinan'ın peşinde mi dolaşıyorsun? Ay sen de hiç mi utanma arlanma yok ya? Vallahi bak bu saçını başını senin eline vereceğim bir gün ha. Adam nişanlandı ya, bırak artık adamın peşini sen. Bana bak, öyle elini kolunu sallama bana. Benim artık Sinan'la işim olmaz, tamam mı? Öyle mi? Fingir fingir kime el sallıyordun o zaman? Ya konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama zorla kaşınıyorsun ha. Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Kudret'le resmen ve çok ciddi bir ilişkiye başladım. Oldu mu şimdi? Rahatladın mı? Biz sorularla vakit kaybederken hayat yanımızdan akıp gider. Ve bir zamanlar kıymetini bilmeden sokağa attığımız hazinemiz başka ellerde parlamaya başlar.